Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet değerli arkadaşlar, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emsile kitabına devam ediyoruz. Emsile kitabını okurken de biraz daha arka plandaki bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ardından Sami Kambaş Hoca'nın derslerini de tekrar etmeye sizleri teşvik ediyorum. Tabii bizim derslerimiz ilerledikçe biraz daha metin okumalarımız artacak. Ama şu an kural ve kaide bölümlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, imleci gördünüz. Burası bizim emsilenin ilk kısmıydı. 3, 6, 9, şuraya kadar bu ensir bihiye kadar arkadaşlar, buna biz 24 siga diyorduk. Emsile-i muhtelife. Emsile-i muhtelife neydi? Hemen şuradan arkadaşlar, nesran diyoruz ya, yardım etmek. Mesela mastardan birçok 24 tane farklı kelime ortaya çıkıyor. Farklı kip ortaya çıkıyor. Biz buna emsile-i muhtelife diyoruz. Nesran arkadaşlar, şurası mastar idi. Mastarlar isim grubunda yer alır. Mastarlar isimdi. İsim grubunda yer alır. Şurada efendim. Tamam, yaptın mı? Aferin. Şurası arkadaşlar mazi fiildi. Şurası muzari fiildi. Şurası ismi faildi arkadaşlar. Ve zâke mensurun ismi mef'uldu arkadaşlar. Bakınız şurada hemen şöyle yapalım biz müsaadenizle. Şurası isim arkadaşlar. Nasirun da isim, mensurun da isim arkadaşlar. Şuralar isim. Şura fiil, şura fiil, şurası fiil, 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 fiil arkadaşlar. Mesela bunları biz beraberce baktık. Ardından bunların çekimlerini de sizlerle beraber en azından işlemeye çalıştık. Şuraya bakıyoruz. Yine mesela şurası arkadaşlar fiil. Mesela şurası arkadaşlar emirdi. Emri gaipti. Bura nehyi gaip. Bura emri hazır. Bura nehyi hazır arkadaşlar. Biz buraya kadar çözdük. Şimdi burada isim olanlar kaç tane vardı şu ana kadar isim olanlar? Hemen onları beraberce yapacağız. Bugünkü işleyeceğimiz yer, bugün sizlerle beraber mensarun işleyeceğiz. Minsarun, nesraten, nisraten, şu dörtlüyü işleyeceğiz arkadaşlar. Daha önceki isimlerimiz ne vardı burada? İsimlerimiz de 3 taneydi arkadaşlar. Hemen şuradan ayrı bir tabloyla devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biz öncekinde şunu işledik. Bakınız. Nesran. Şu neydi arkadaşlar? Mastar. Mastar ama diyordu ki gayri mimi. Gayri mimi yani mimsiz. Mimsiz mastar arkadaşlar. Nesran isim burası. Şurası arkadaşlar nasirun. Şu da isim. Niçin isim? Şu tenvin var ya, tenvin. Tenvinden dolayı isim arkadaşlar. Tenvin olmazsa ismi failler eliflamda alabilir. Tenvin olmayınca. Sonra arkadaşlar mensurun, mensurun arkadaşlar. Bu da ne? İsmi meful, bu da isim. İsim kısmı değil mi? Arada biz fiilleri işledik sizle beraber. Arada fiilleri sizlerle beraber işledik. Şimdi değerli hocalarım, kaldığımız yeri ben şöyle bir sınıflandırma yapacağım. Daha önce de lem yensur, lemma yensur, ma yensur, la yensuru sınıflandırma yapmıştı. Şimdi de şöyle bir sınıflandırma yapacağız.
Arkadaşlar, biz mastar diyeceğiz şimdi. Şurası bugünkü dersimize başlıyoruz. Mastar diyoruz. El mastaru. Mastaru, mastar. Böyle emsiledeki şekliyle ikiye ayıralım arkadaşlar. Bir normal bizim nasran vardı. Daha az önce gördük. Nasran. Nasran vardı. O da en baştaydı arkadaşlar. Nasran bir mastar çeşidimiz bu. Peki bunun çekimi nasıl olacak arkadaşlar? Çekimi çünkü mastarlar müenneslik, müzekkerlik onlarda eşit. Çekimleri de arkadaşlar şöyle, yani nasran yardım etmek ama bir kere bir yardım etmek, yani müfret sayı. Nesrani tesniye, nesratun nesaratun da çoğulu arkadaşlar. Şurası mesela hemen şöyle diyelim. Nesran tesniyesi arkadaşlar. Nesrani arkadaşlar. Nesrani. Nesratun arkadaşlar. Nesratun. Ya da neseratun ya da şöyle iki hareke de var. Burası arkadaşlar mastar dedik ama nasıl mastar? Mastar gayri mimi. Mastar gayri mimi. Şurası müfret. Şurası tesniye. Şurası cem. Burada mesela bir yardım etmek. İki yardım etmek. Burada cem yardım etmek. Çekimler şöyle. Mastarlarda arkadaşlar mastarlarda müenneslik ve müzekkerlik olarak eşittir. Sadece yani müennes müzekker. Müzekker eşit. Sadece alamet varsa biz ona göre hareket ederiz. Yoksa normalde burada müfret, tesniye, cem çekimleri olur. Şimdi arkadaşlar, bugünkü mastarlarımız ne peki? Bugünkü mastarlarımız da İki çeşit mastar olacak. Bir, men sarun gibi mastarlarımız olacak arkadaşlar. Men sarun. Bakınız men sarun. Bir de yine bunun çekimleri var. Men sarun. Men sarani. Yani men sarani. Men sarun. Men sarani. Menasiru arkadaşlar. Menasiru. Bir de min serun olacak arkadaşlar mastar. Min sarun. Yine min serani. Burası meydi arkadaşlar. Burası min serani olacak. Şurası da yine arkadaşlar menasiru. Menasiru. Şuralar ikisi aynı değerli hocalarım. Şu iki kısım aynı. Fakat artık cümleden anlaşılacak. İsmi zaman, ismi mekan mı, ismi alet mi olduğu cümleden anlaşılacak. Bunlar arkadaşlar biz mensarun, mensarani, menasiru. Biz buna diyoruz ki hemen ismi zaman, ismi mekan, mastar-ı mimi, müfret manası, yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Burası arkadaşlar şu mastardan farklı. Şu mastar dedik ya iki kısma ayrılır. Birisi normal mimsiz mastar. Şura arkadaşlar mimli mastar. Mimli mastar ne demek? Başlarına bakınız. Min gelmiş. Men sarun olmuş. Min sarun olmuş değerli hocalarım. Buna biz mimli mastar diyoruz. Peki bir daha yine mastar devam ediyor. Ama mastar şurada yani mimsiz olandan devam edecek tekrar. Nesraten arkadaşlar. Nesraten. Bir de arkadaşlar nisraten. 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 Peki bunların çekimi nasıl olacak arkadaşlar? Nisraten, nisratani, nisratun. Bakınız çoğul. Nisratun, nisratun ya da neseratun.
Nisraten nasıl olur arkadaşlar? Nisraten, nisratani, nisratun. Nisratun arkadaşlar ya da niseratun. İki şekilde gelebilir. Suratlı arkadaşlar yine mimsiz mastarlar olur. Mimsiz mastarlar. Peki nesraten neydi arkadaşlar? Nesraten mastari binayı merre. Yani işin kaç defa yapıldığını, yani defa, kez anlatır. Manası bir kere yardım etmek. Şurada ise tür belirtir. Bir kere yardım etmek deriz arkadaşlar. Mastarlarda böylelikle biz, yani kitabımızdaki şu an bugünkü derslerimizde gördüğümüz mastar kısmını da burada toparlamış olduk sizler için. Hemen kitabımıza dönüş yapalım müsaadenizle. Hemen şuradan değerli arkadaşlar, en azından kitabımızı da görmüş oluyoruz. Şurası emsile-i muhtelifeydi. Geliyoruz arkadaşlar. Bu çekimleri ara ara toparlayabiliriz. Arayabilirsiniz. İkişerli gruplar halinde de olabilir. Arayabilirsiniz. Bu ezberleri beraberce yapabiliriz arkadaşlar. Ya da bunların yerine başka fiilleri bırakıp ezber şekilde ya da bu fiillerin çekimlerini beraber yapabiliriz. Bugünkü dersimiz arkadaşlar mensarun dedik. İsmi zaman, ismi mekan, mastari mimi, müfret manası, yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Bu mensarun arkadaşlar yani yardım etme ile ilgili zaman ve mekanı bildirir. Mastardır, müfredi var, tesniyesi var, cem'i var arkadaşlar. Yine min sarun ismi alet, yani karşılaştığımız aletleri bize kalıp olarak söyler. İsmi alet, müfret, manası yardım edecek alet der. Yine burada müfret, tesniye, çoğul şeklinde. Hocalarım nesraten ifade olarak nesraten mastari binayı merre, yani işin kaç defa yapıldığını bildirir. Müfret manası bir kere yardım etmek. Yine tesniye nesratani, nesratun ya da neseratun. Bu da arkadaşlar çoğulu. Nisraten mastari binayı nev, yani kısım bildirir. Müfret manası bir türlü yardım etmek, yani bir çeşit yardım etmek. Yine tesniye nisratun arkadaşlar çoğul olarak karşımızda. Değerli hocalarım, kitabımızda şemalandırma kısmını böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi sizler için Sami Kambaş hocamızın anlatımıyla notları sizlerle paylaşayım. Bundan sonraki derslerimizde birkaç metin ayarlayacağız. Metin üzerinden arkadaşlar şu ana kadar işlediğimiz konuları böyle bir metin üzerinde işlemeye çalışacağız. Alet isimleri. Arada soru sormak isteyen olursa sorabilir. Evet arkadaşlar, biz yine mastar kısmını yeni alıyoruz. El mastaru mastar. Mastarlar arkadaşlar müzekkerlik ve müenneslik eşittir. Müzekker ve müenneslik eşit olduğu için ve el mastaru mastarlar isim grubunda yer aldığı için değerli hocalarım müfret, tesniye, çoğul şeklinde gelir. Müfret, tesniye, cem şeklinde ifadeler, yani çekimleri o şekildir. Müfret, tesniye, cem. Peki bazen mastarın müzekker yani müennesliğine işaret edecek T varsa arkadaşlar, kapalı T, o zaman biz onu müennes muamelesi yaparız. Yani alamet varsa müennes muamelesi yaparız mastarla alakalı. Peki mastar nedir arkadaşlar? Mastar şudur tarifi. Fiillerde görülen zaman anlamı olmaksızın. Mesela fiillerde zamanla beraber olmak var ya, geçmiş, şimdiki, gelecek, geniş zaman.
fiillerde görülen zaman anlamı olmaksızın bir hareket, yine fiil gibi bir hareket bildirmeyen kelimelerdir. Anlamları var ama zaman, fiillerdeki gibi zaman anlamı yok. Türkçemizde böyle kelimelerin sonuna mek, mak ekleri eklenir. Örneğin mesela gitmek, gelmek, yazmak, koşmak gibi ifade ediyoruz. Tabii mastarlar arkadaşlar, mastarlar fiiller gibi olmadıkları için anlamları vardır ve isim kategorisinde değerlendirilir. Mastarlar elif lam alır. Elif lamlı değilse mastarlarımız tenvin alır arkadaşlar. Arapçada birçok mastar bulunmaktadır. Bunun tamamını burada kitabımız açıklamıyor bize. Sami Kambaş hocamızın ya da Kavaidul Muşeccia adlı kitap belli kalıpları söyleyecek. Ama şunu bilmemiz lazım. Şurası önemli değerli hocalarım. Bakınız, sülasi fiillerin mastarları semaidir. Yani biz diyelim ki sülasi bir fiil var. Onun mastarını arkadaşlar sözlük yoluyla anca öğrenebiliriz. Sözlük yoluyla anca öğrenebiliriz. O da aklımızda olsun arkadaşlar. Peki mastar diyoruz. Bakın burada demişiz. İsim kısmına girer. Elif lam alır. Kapalı T alır. Tenvin alır. Tarifi zaman yok. Mekmak eki alır. Sülasi fiillerin mastarları semaidir dedik. Çeşitleri bulunur. Peki çeşitleri neler arkadaşlar? Şurada hemen 18 tane kalıp vermiş. Tabii hocamız da ifade ediyor. Kalıpları ezberlemek değil de hani önemli olan metinlerde kalıplara böyle dikkat çekmek. Bir de şuraya bir not yazmışız. Genelde bizler Türkçeden, Arapçadan Türkçe'ye geçen kelimeleri hakim olduğumuz zaman Arapçada da ilerlemiş oluyoruz. Çünkü normalde bizim şu an şu mastarlardan çoğunu Türkçe'de kullanıyoruz biz. Yani Türkçe'de kullandığımız birçok kelime Arapçadan geçiş yapmış. Onun için bir Arapçadan Türkçe'ye geçenler sözlüğü ya da PDF'si sizlere atmıştık. Oradan baktığımız zaman birçok kelimeyle de hazinemiz gelişecek. Mesela hemen şöyle arkadaşlar. Nasara yensuru nesrun. Bakın mastar. İlmun. Alime ya'lemu ilmun. Bakın Türkçe'de mesela bu mastarlara baktığımız zaman nesrun, ilmun, husnun, rahmetun, hidmetun, sohbetun, amelun gibi böyle fiiller mastarlarla bize yakın geliyor. Lütfen bunu daha sonra yine bakılabilir. Bu kısım bitti arkadaşlar. Peki çekimimiz nasıldı? Az önce çekim nasıldı? Çekim hemen nesran, nesrani, nesratun ya da nesaratun. Hani normal mastarımız bu şekilde çekiyordu. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Zaman ve mekan isimlerine. Bir de mimli mastar. Peki bunun Arapça karşılığını ne diyeceğiz? İsmuz zaman vesmul mekan vel mastarul mimi arkadaşlar. Zaman ismi, mekan ismi, zaman ismi, mekan ismi ve arkadaşlar mimli mastar. Mimli mastar niçin diyoruz? Çünkü buradaki kalıp arkadaşlar mimle geldiği için yani mensarun şeklinde geldiği için arkadaşlar biz bu üçünü de karşılayacak. Mesela şöyle diyelim biz bunu. Hemen kalıbı şöyle şurada bir belli etsin. Mensarun arkadaşlar. Bu mensarun bir kalıptır ama üç şeyin yerini tutar. Tamam. Mensarun diyoruz. Mensarun diyoruz arkadaşlar. Bakınız bu bir kalıp. Bir tek kalıptır. Ama bu kalıp üç ifadenin yerini tutar. Zaman isminin ifadesine geçer. Mekan ismi ifadesine geçer. Bir de mimli mastar yerine geçer arkadaşlar. Peki bu üçünün farkı nerede ortaya çıkacak? Cümle içerisinde. Mesela mensarun ifadesini duyduğumuz zaman
zaman mı, mekan ismi mi, mimli mastar mı olduğunu arkadaşlar biz cümle içinden anlayacağız. Mensarun. Sülasilerde üçü için kalıp aynıdır. Sülasi dışında ise mimli mastar ismi meful gibi gelir. Mesela diyelim şurası mensarundu arkadaşlar. Sülasi dışında diyelim. Yani sülasilerin dışında. Peki biz bunlar nasıl gelecek? Sülasilerin dışında zaman, mekan, mimli mastar nasıl gelecek? İsmi meful gibi gelecek arkadaşlar. Bu da bir kuraldır. Aklınızda olsun. Anlattığım yerlere geçiyorum. Şöyle sarf ilmi kelimeyle ilgilenmektedir. Kelimenin mazi, muzari, emir, mastar, ismi mensup ve benzeri hallerini incelemektedir. İşte burada mesela bir kelimenin zaman ismi, mekan ismi ya da mimli mastar olmasını arkadaşlar burada sarf ilmi inceler. Mimli mastar demesinin sebebi şuradaki mimden dolayı arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. İki kalıbımız var arkadaşlar. Bir mektebun, bir de meclisun. Mensarun var. Gördüğünüz gibi bir mensarun kalıbı var. Şurada mensarun var. Bir de arkadaşlar, hani bu bilgimiz emsile üzerinde bir bilgi olacak. Bir de meclisun, mensirun kalıbında var. Yani mensarun, bir de mensirun kalıbında var. Peki bu kalıplar nasıl gelecek? Üçünü karşılamak için. Zaman, mekan ve mimli mastarları karşılamak için. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Ketebe nedir? Mazi fiil. Biz ismi fail yazmak istediğimiz zaman nasıl yapacağız? Ketebeyi ismi fail yapmak istediğimiz zaman katibun diyoruz arkadaşlar. Peki. Ketebeden biz ismi meful yapmak istediğimiz zaman nasıl yapacağız arkadaşlar? Mektubun, mef'ulun, fa'ilun, fe'ale. Vezinler böyle. Biz buradan arkadaşlar ismi zaman, ismi mekan ya da mastar mimi kalıbı yapmak için mektebun kalıbında, mef'alun, mensarun kalıbında böyle mensarun, mektebun gibi yazdık arkadaşlar. Mensarun kalıbında olacak. Özür dilerim hocam. Zeki hocam dersteyim, inşallah seni arayacağım. Allah razı olsun, Allah kabul eylesin. Ortak kalıp arkadaşlar. Mesela bu ortak kalıp ne olacak? Mesela men mektebun dediğimiz zaman yazılan yer yani mekan, mekan ismi, yazılan yerin zamanı, zaman ismi ya da yazmak anlamı. Yani mimli mastar olduğu zaman arkadaşlar, mimli mastar olduğu zaman normal mastarla aynı anlamı verir, yazmak anlamı. Bu üçünün arkadaşlar ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi olduğunu nereden anlayacağız? Cümledeki kullanımından anlayacağız. Burada değerli hocalarım, artı bir bilgi olarak emsilede mensarun demiş. İsmi zaman, ismi mekan için mensarun demiş. Ama ileriki kitaplarda mef'ilun yani şu kalıbı da verecek bize. Mef'ilun kalıbında da gelir diyecek. İsmi zaman, ismi mekan, mastar mimi mef'ilun ve mef'ilun kalıbında da gelecek arkadaşlar. Peki mef'ilun kalıbı ile mef'ilun kalıbında gelme esasları nasıl olacak? Mef'ilun da şöyle arkadaşlar. Celese oturdu. İsmi fail nasirun, failun, calisun oturan, meclusun oturulan yer, alan diyelim. Bura meclisun arkadaşlar. Oturulan yer ismi mekan oldu. Bura ismi meful. Meclusun oturulmuş. İsmi meful, ismi fail. Meclisun ise, meclis ise oturulan yer, yer anlamında. Şurada iki bir taksim yapılacak. İsmul mekan, ismuz zaman, el masaru mimi iki şekilde gelecek diyor. Mef'alun kalıbıyla,
Yani emsiledeki mensarun gibi. Bir de mef'ilun kalıbıyla. Arkadaşlar peki bu kalıplar neye göre böyle gelecek? Mef'alun kalıbında şöyle gelir. Mesela ketebe mektebun, şeribe meşrabun, le'ibe mel'abun, celese meclisun, vekafe mevkifun, nezele menzilun. Yani mektebun yazılan zaman, yazılan mekan, yazmak, içilen yer, içilen zaman, içmek anlamında, oynanan zaman, oynanan mekan, oynamak. Burada aynısı meclisun, oturulan yer ya da oturulan zaman ya da oturmak anlamlarında. Şurada iki ayrıma gidecek arkadaşlar. Hangi hallerde mef'alun gelir? Hangi hallerde mef'ilun gelir? O ifade edilecek. Bu iki kalıp şeklinde oluşma kuralı şöyledir. Bir kelimenin muzarisi orta harf, merfu ya da meftuh ise mef'alun kalıbında gelir. Mesela şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Ketebe yektubu ise hemen mef'alun mektebun kalıbında gelecek. La'ibe yel'abu ise arkadaşlar bakınız orta harflere. Şöyle diyor ya orta harfler. Şöyle olacak diyordu. Olduğu zaman arkadaşlar hemen mel'abun gelecek. Mesela şöyle diyecek. Kame diyecek. Ferra diyecek. Rama diyecek. Biz bu fiillerin türleriyle alakalı birkaç ders sonra detayına beraber gireceğiz. Ama şöyle bilelim biz arkadaşlar. Kame yekumu dediği zaman kame kalktı. Hemen arkadaşlar şunun başına bir mim getireceğiz. Bakınız kame başına mim getirdik. Mekamun oldu. Yani bunu tüm aynı tür fiillere yapılabilir arkadaşlar. Mesela ferra dedi arkadaşlar. Başına bir mim getireceğiz. Meferrun. Rama diyeceğiz arkadaşlar. Hemen başına bir mim getireceğiz. Merma. Yani bunlar çünkü asıllarında orta harfler ya merfudur arkadaşlar ya da meftuhtur. Demek ki orta harf muzarisi merfu ve medmum gelen merfu ve meftuh gelen bu şekilde mef'alun kalıbı. Peki mef'ilun kalıbı ne zaman gelir? Bir kelimenin muzarisi orta harfi meksursa arkadaşlar. Bir kelimenin muzarisi orta harfi meksursa ne diyeceğiz arkadaşlar? Celese, yeclisu, meclisun. Ba'e, burada yağlıdır. Yebi'u, mebi'un gibi. Bu da aklımızda böyle olsun arkadaşlar. Vakafe, mevkifun, va'ede, mev'idun anlamlarında olduğu gibi. Muzarisi, orta harfi, meksur olanlar da arkadaşlar böyle gelecek. Va'ede, ya'idu, va'ede, ya'idu, mev'idun, vakafe, yakifu, mevkifun örneklerinde olduğu gibi. Burada şöyle gelecek. Şimdi arkadaşlar biz ne işliyoruz? İsmi zaman, ismi mekan, mastar emimi. Sülasilerdendi şu ana kadar konuştuklarımız. Peki sülasi dışındakileri ismi zaman, ismi mekan ve mimli mastar nasıl yapılır arkadaşlar? Aynen şu şekil ismi meful yapılan kural uygulanır. Ne gibi mesela? İntasafe kad demek gibi. Hemen arkadaşlar ismi mefulümüzü yaptığımız zaman aynı anda mı? İntasafe muntasafun kaddeme mukaddemun. Cümle içerisinde değerli hocalarım hangisinin ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi olduğu cümle içerisindeki kelimelerden anlaşılmış oluyor. Müsaadenizle burada hemen kelimelerimiz var değerli hocalarım. O örneği sizlerle beraber yapmaya çalışalım. Mesela mehracul kulliyeti vasi'un. Burada ne olacak arkadaşlar? Mehracul kulliyeti vasi'un. Bir. Mehracuna tayyikan diyeceğiz. Mesela burayı öyle iş yapmışız ya da
ihtacu ila mahrecin cemilin arkadaşlar. Burada tüm ifadeler aynı ama cümledeki ifadeler arkadaşlar, cümle hangisi olduğunu ifade ediyor. Mahracul kulliyeti vasi'un, mahracuna sabahan, ihtacu ila mahrecin cemilin. Evet, buyurun hocam. İlki ismi mekan olmuyor. Hani vasi sıfat olduğu için geniş olduğunu gösteriyor. Külliyetin yani buradaki mekanı anlattığı için mekan özelliği aynen gösteren mekan çok oluyor. Güzel. Evet. Sabah var ikincisinde de. O da zamanı gösterdiği için. Çok güzel. Diğerinde de Cemil'in hani çıkışı güzel. Mastarı Mimi tam hocam bu konuda hakkında bilgi yoksa. O da Masar Mimi. İsim neydi sizin? Sevcan hocam. Tamam. Burada da aynen mimli mastar ifadesini yapıyor. Normalde ben ekranı kapladığımız zaman isimleri göremiyorum. Ya da kimler var derste ondan dolayı. Şu an arkadaşlar diğer kısma geçiyoruz. Mesela mastar olarak şöyle diyeceğiz. Bakın sülasi. Harace ne arkadaşlar? Harace. Fiili mazi çıktı. Temai. Temai bir şekilde gelen haracanın mastarı ne? Kurucun. Mastar. Bir de arkadaşlar mehracun. Bu da yine mastar. Ama mimli mastar. Bu temai mastar. Şu da mimli mastar. İkisi de aynı anlamda. Ama böyle bir mastar zenginliği sunuyor bize kitabımız. Zaman zaman arkadaşlar az önce anlattığımız kurallar işlemesine rağmen elde edilmesi gereken sonuçlar çıkmıyor. Yani kural, kaide hepsi yerinde ama kalıp yanlış geliyor. Ya da biz öyle görüyoruz. İşte bu kalıplara uymayan ismi zaman, mekan ve mimli mastarlar semaidir arkadaşlar. Mesela ne gibi diyelim? Secede diyelim. Secede yescudu. Şurası ne olacaktı arkadaşlar? Mescedun olacaktı. Ama normalde mescidun gelmiş. Derase yedrusu. Medrasun gelecekti. Bakınız burada medresetun gelmiş. Teyli gelmiş. Gafera yaghfiru meğfiratun gelmiş. Normalde arkadaşlar bakın şu kırmızı şöyle çizelim. Bakınız şurası hocam. Şurası hocam. Bir de şuradaki harekeler. Normalde T'ler olmayacaktı. Bu da meftuh olacaktı. Ama normalde her arada bir böyle kalıba uymayan yine semai bir şekilde bize gelenler var. Semai ne demek? Araplar öyle konuşmuş ya da sözlüklerde öyle duymuşuz diyoruz. Peki bunların çekimleri nasıl olacak arkadaşlar? Çekimleri şu şekilde isim olduğu için müfret, müsenna, cem olur. Mektebun, mektebani, mekatibu, medrasetun, medresetani, medaristu. Şu iki kalıp aynı olabilir. Orada cümlelerden biz anlamlarını çıkartıyoruz. Menzilun, menzilani, menazilu. Anlamlarında olduğu gibi çekimlerimiz de şöyle arkadaşlar. Şimdi değerli hocalarım, mastarı merre, yani mastarı merre nesraten defa, kez anlamı taşır. Mastar hey'e arkadaşlar tür anlamı taşır. Nisraten gibi mastarı bine-i nev diyoruz. Hemen buraya geçiyoruz. Mastarul merreti ve mastarul hey'eti. Mastarul merre arkadaşlar fiilin defa kez ve mastarul hey'eti durumunu belirtir. Değerli arkadaşlar, mastarul merre ne diyor? Mastarul merrede şöyle bir hafif bir ince nokta var. Şayet şuradaki kez defa belirten mastar normal mastar ile aynı ise şöyle diyeceğiz. O zaman biz vahidetun kelimesini oraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Mesela ne gibi arkadaşlar? Mesela rahmetun. Rahmetun mastarı normal mastar gibidir.
Mastar merre olarak kullandığımız zaman normal mastardan ayırmak için vahidetun ifadesini kullanırız. Mastar merrede böyle bir özellik var. Peki sülasi dışında nasıl olacak? Sülasi dışında arkadaşlar herhangi bir normal mastara T eklersek mastar merre olur. Ama normal mastarda da T varsa o zaman ne yapacağız? Yine o zaman vahidetun ekleyeceğiz. O sıradan bir mastar arkadaşlar. Mastarul merre arkadaşlar hemen kalıbını söylüyoruz. Fe'letun kalıbında gelir. Ne gibi diyelim değerli hocam? Celese celsetun. Ekele ekletun. Rahime rahmetun. Bakınız rahmetun vahidetun dedik. Niçin? Çünkü değerli hocalarım bakınız şurası şu rahmetun kelimesi zaten şu rahimenin normal mastarıydı. Bu rahmetunu biz mastarı merre olarak getirdiğimiz zaman rahimenin normal mastarıyla karışmaması için vahidetunu getiriyoruz ki mastar merre olduğu ortaya çıksın arkadaşlar. Çekimleri nasıl olacak? Çekimleri müfret, tesniye, çoğul olacak. Celsetun, celsetani, celesatun ya da celsatun gibi. Mesela celsetun diyor ki hani bir celsede hakim karar verdi diyor. Çoğullarda nasıl olacak arkadaşlar? İstiğfara idi. İstiğfara bunun mastarı nedir? İstiğfarundur arkadaşlar. Hemen altına bir tane yanına bir tane T getiriyoruz. İstiğfara, istiğfarun mastar. İstiğfaretun artık arkadaşlar mastar merre oldu. Peki ta varsa arkadaşlar normal mastarda o zaman şöyle diyeceğiz mesela o kelimeden mesela istiğfaretun vahidetun gibi diyeceğiz arkadaşlar. Sülasilerin dışında da böyle. Sıra geldi mastarı hey'e'ye arkadaşlar. Yani mastarı hey'e demek nev bildirir. Fi'letun nisratun kalıbı. Mastarul hey'e ne diyeceğiz arkadaşlar? Mastarul hey'enin ayrı bir durumu var. Genelde mudaf ya da sıfat ile kullanılır. Ya da elif lam ile kullanılır. Burası bizim için ayırt edici bir özellik. Hani ibarede okurken ayırt etmek için mesela mensarun burada fi'letun dediğimiz zaman hemen ne olacak arkadaşlar? Tür bildirdiği için ya izafe, mudaf ya da sıfat ile kullanılacak. Ya mudaf ya da sıfat ile kullanılacak. Ya da eliflam olacak. Başka özelliğine normal mastar ile aynı olursa fi'letun o zaman buraya cemiletun ya da şedidetun eklenecek. Anlamına göre ya cemiletun ya da şedidetun eklenecek. O da nerede arkadaşlar? Normal mastarla aynı ise sülasi dışında uygun bir sıfat ilave edilir. Mesela sülasi dışındakilerde de uygun bir sıfat ilave edilir. Celese cilsetun mesela bir türlü oturmak ne gibi mesela? Cilsetul hakimi hakimin oturuşu gibi yani kecilsetil hakimi hakimin oturuşu gibi. Ekele ikletun ikletul ca'i aç kalmış birinin yemesi. Burada böyle arkadaşlar. Şimdi el mastarus sına'i yapma mastara geldi sıra. Bu bizim emsile kitabında olmayan ama mastar grubunda aldığımız bir ifade. Mastarus sına'i ile ilgili bir ifade ya da konuşmak isteyen var mı mastarus sına'i ile ilgili? Şimdi arkadaşlar mastarul sina'iyyu ismi şöyle yapma mastar arkadaşlar. Yapma mastar. Peki yapma mastar nasıl yapılacak arkadaşlar? Yapma mastar isimlerin sonuna. Herhangi bir isim olabilir. Bizim ismimiz arkadaşlar ister cami türememiş
ister müşrak türemiş olsun fark etmez. Herhangi bir ismin sonunu arkadaşlar şeddeli ye ve T harfi getirilir. Şeddeli Y ve kapalı T harfi getirilerek sunayi mastar yapılır. Ama şeddeli Y'dan önce bir meksur harf olacak. Yani esre olacak. Peki ne gibi arkadaşlar? Mesela diyoruz ki insanun insaniyetun. Huviyun huviyetun gibi. Mesela ne diyelim arkadaşım? Medrasetun medrasetiyetun. Artık bunun gibi kelimeler çok arkadaşlar. Böyle sınai mastar da bu şekilde yapılabilir. Sıra geldi alet isimlerine. Alet isimleri arkadaşlar. Alet isimleri tabii burada da birkaç kalıp vereceğiz. Emsilenin dışına da çıktık burada. Alet isimleri sadece sülasi mücerred müteaddi fiillerden yapılır. Aletler. Sadece sülasi, mücerred, müteaddi fiillerden yapılır. Şöyle arkadaşlar, ismi mef'uller de müteaddi fiillerden olur. Normalde bizim ismi mef'uller mensurunda müteaddi fiillerden olur. Lazimi fiillerden edat yardımıyla ancak olur. İsmi alet, şurada arkadaşlar hemen vezinlerine bakalım. Burada 4 vezin yazmıştık. Sonra ben hocamın kitabında da bir vezin daha buldum. Farklı bir vezin. Daha önce atmıştım gruba. Yusuf Çiftçi hocam. İstanbul Haseki'de eğitim görevlisi hocamız. O da farklı bir kalıp almış eserine. Onu da ben burada sizlerle beraber paylaştım. Şöyle. Hemen arkadaşlar bakınız. Mif'alun kalıbı var. Mif'aletun kalıbı var. Mif'alun kalıbı var. Fe'aletun kalıbı var. Muf'ulun kalıbı var. Şöyle yapacağız. Mif'alun arkadaşlar. Mis'adun asansör. Mitrabun raket gibi ya da farklı bir şey. Mif'alun arkadaşlar, miftahun anahtar, mif'aletun miknesetun, fe'aletun arkadaşlar, şu fe'aletun kalıbı ile ilgili Sami Kambaş hocamız da şöyle ifade ediyor. Son 100 yılda çıkan ürünler üzerinden ya da daha fazla zaman, yani son zamandaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak. Fe'aletun, gassaletun çamaşır makinesi, seyyaretun araba, seyyaretun uçak gibi. Bir de muf'ulun vezni demişiz arkadaşlar. Muf'ulun vezni de diğer kitaptan bakmıştım ben. Tabii zaman zaman bunlar biraz daha ileriki kitaplarda daha farklı gelecek. Biz sadece böyle emsile kitabını sizlerle beraber arka planda da emsile kitabına bakıyoruz. Çekimlere bakıyoruz. İnşallah böyle ilerlemeye çalışıyoruz. Evet değerli hocalarım. Teşekkür ederim. Ben kaydı burada durdurayım. Sorularınız varsa sorularınızı